Zor bir dönemden geçiyorsanız bunu dinleyin. Önümüzdeki birkaç dakika içinde sizinle kararlı olmanızın ve devam etmenizin nedenlerini paylaşmayı istiyorum. Hayatınızda ağlayabileceğiniz ve ruhunuz ölüyormuş gibi hissedebileceğiniz bir zaman gelecek. Mücadele ettiğiniz, pes etmek istediğiniz ve dünyayla yüzleşmek istemediğiniz o günler. Bunlar sizi tanımlayan günler. Pes etmeyin. Zorluklar sizi güçlü kılmak için gelir. Ancak bu yalnızca devam etme kararı verdiğinizde ve bunun arkasında durduğunuzda olur. İnsan doğasında vazgeçmek korkunun getirdiği bir şeydir. Ya başarısız olursam, denersem ve sonra tekrar başarısız olursam korkusu. Bırakmak daha kolay olmaz mıydı? Ancak burada yanlış olan şudur. Bu korkuya teslim olduğunuzda, kendinizi bir ömür boyu başarısızlığa, bir ömür pişmanlığa mahkum edersiniz. Kendinize ve insanlığa olan inancınızı kaybettiğiniz bir durum. Bunu kendinize yapmayın. Zor zamanların geleceğini anlamalısınız. Bu konuda kesinlikle yapabileceğiniz bir şey yok. Ama yine de yapabileceğiniz şey, zamanla ne yapacağınıza karar vermektir. Hayatınızın %10'u başınıza gelenler ve %90'ı buna nasıl tepki verdiğinizdir. Bu yüzden onunla yüzleşmek ve başa çıkmak için bir özveride bulunmalısınız. Çünkü cefanın sonu başarıdır. Sizi engelleyen şeyin ne olduğunu söyleyin. Bu bir korku, erteleme, bir ilişki, kendinden şüphe duyma ve hatta depresyon bile olabilir. Bu şey her ne olursa olsun, onu tanımlayın. Bunun hakkında derinlemesine düşünürseniz, başarabileceğinizi biliyorsunuz. Şimdi onu yazın. Bu neyle uğraşmanız gerektiğini perspektif haline getirecektir. En küçük ayrıntılara dikkat etmeye başladığınızda, hayatınızın büyük resmi netleşmeye başlayacak. Sizi neyin geri tuttuğunu belirlemekle başlayın. Ardından geçmişten gelen öfkenizden ve nefretinizden vazgeçmelisiniz. Bu, kendinizi iyileştirmenize yardımcı olmak içindir. Eski acılara tutunursanız, mutlu ve üretken olamazsınız. Kontrolünüz dışındaki ilişkileri ve durumları bırakın. Zorlamaya çalışmayın. Sadece kendinize biraz daha zarar vereceksiniz. Zihinsel sağlığınız, hayatınızın diğer her yönüne, fiziksel yaşamınıza, ruhsal yaşamınıza rehberlik ettiği için önemlidir. Sağlıklı bir zihinsel durumu koruduğunuzda, hepsi daha iyi hale gelir. Geçmişin acısını bırakın. Hayattan istediğiniz şey nedir? Hepimiz bir şey istiyoruz. Sizinki nedir? Derinden istediğiniz şeyi gözünüzde canlandırın ve şimdi kendinize nasıl elde edebilirim diye sorun. Başarıyı korkularınıza karşı görselleştirdiğinizde, zihniniz sonuçlara ulaşmak için ihtiyaç duyacağınız iradeyi ve becerileri bilinçaltında oluşturmaya başlar. Ne istediğinizi bildiğiniz ve görselleştirebildiğiniz zaman buna hazırlanmanız gerekir. Uzun vadeli düşünmeli ve sonra kendinizi eğitmelisiniz. Ama daha da önemlisi, pratik yapmalısınız. Hedeflerinize ulaşmak için atacağınız adımlar için pratik yapın ve hazırlanın. Şansınız yaver gitmeyecek ya da piyangoyu kazanamayacaksınız. Ama çok çalışırsanız ve asla pes etmezseniz başarılı olursunuz. İşe koyulun ve uğraştığınız durumda bir ilerleme kaydedebileceğinizden emin olabilirsiniz. Ve eğer başarısız olursanız kendinizi arındırın ve tekrar deneyin. 1920'lerde bir gazeteci Thomas Edison'a akkor ampulü icat etme girişiminde
bin kez başarısız olmanın nasıl bir his olduğunu sorduğunda, ben bin kez başarısız olmadım. Ampul, bin basamaklı bir icattı diye cevap vermiş. Bu irade gücünün, kuvveti ve başarısız olduğunda asla vazgeçmeme arzusudur. Şaşırtıcı olan, her insanda o olağanüstü iradenin var olmasıdır. Onu hayatta sadece siz kullanabilirsiniz. Yalnız başına gidebilirsiniz ya da ona eşlik edebilirsiniz. Eski bir Afrika sözü der ki, hızlı gitmek istiyorsanız yalnız gidin. Uzağa gitmek istiyorsanız birlikte gidin. Bu yüzden gerektiğinde yardım almaktan korkmayın ve her zaman olumlu bir tutum sergileyin. Her şey size karşıymış gibi göründüğünde, bir uçağın rüzgarla değil, rüzgara karşı kalktığını unutmayın. Öyleyse hayatla birlikte göklere uçmak, direnişe ve karşı çıkanlara karşı hareket etmek zorundasınız. Sizi güçlendiren O'dur ve sizi güçlü kılar. Bir gün birine şu anda yaşadıklarınızdan nasıl kurtulduğunuzu söyleyeceksiniz. Ve o da bunu kendi yolculukları için hayata tutunma rehberi olarak kullanacak. Hayatta karşılaştığınız bazı zorluklar sadece sizin için değil, arkanızdan gelenler için de geçerlidir. Vazgeçmek istediğinizde, hala yanıldığını kanıtlamanız gereken birçok insan olduğunu unutmayın. Ama daha da önemlisi, bunu kendiniz için yaptığınızı unutmayın. Size her şey kolay olacak demeyeceğim. Ama emin olun, buna değecek.